Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Yine umuyoruz hoş bulacaksınız. Yine bir aradayız. Yine neredeyiz? Yine Diyanet Televizyonu'nda Çocuk Atölyesi programındayız. Güzel çalışmalar yapacağız. Kıpırımızla birlikte güzel bir programı inşallah geçireceğiz sizlerle. Hem çalışacağız hem her zamanki gibi eğleneceğiz. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Öğretmenimiz bize bugün ne anlatacak? Neyi çalışacak? Hangi malzemeleri kullanacak? Bütün bunları birlikte öğreneceğiz. Ama bunun dışında yine her zamanki gibi sadece seyirci olarak kalmayacaksınız. Arzu ederseniz programımıza katılacaksınız. Bunun için gerekli olan telefon numaramızı yine Kıpır hatırlatacak. Facebook adresimize yine Kıpır hatırlatacak. Facebook adresimize de ne yapacaksınız? Notlarınız varsa onları ileteceksiniz. Çalışmalarınız varsa onların fotoğraflarını çekip yine bize göndereceksiniz. Dolayısıyla hem yayında paylaşmış olacağız hem de yine Facebook adresimizi vererek oraya gönderdiklerinizle siz de bizlerle yaptıklarınızı paylaşmış olacaksınız. Bekliyoruz. Öğretmenimiz ne mi yapacak? Çok tatlı bir çalışma yapacak. Onu anlatacak. İki arkadaşımız da yanında, biri sağında, biri solunda. Onlar da yardım edecekler ama nasıl yardım edecekler? Çalışma nasıl sonuçlanacak? Hepimiz birlikte aynı anda öğreneceğiz arkadaşlar. Kıpırcığım nasılsın? İyi Arif ablacığım, ben yine çok iyiyim ve çok kıpır kıpırım. Heyecanlıyım. Mutluyum, mutlu. Arkadaşlar, biliyorum sizler de ekran başında yine bizi izliyorsunuz. Ve faaliyetlerimizi sizler de yapacaksınız. Ben çok mutluyum. Eminim sizler de bugün çok mutlusunuz. Kıpır adı gibi yine kıpır kıpır arkadaşlar. Evet. O da öyle canlılığını yine katacak her zamanki gibi. Öğretmenimiz ne yapacakmış merakla? Öğrenmeyi bekliyoruz ama aslında bakınca da masaya, masadaki çalışmayı görünce de ne yapacağınızı anlıyoruz. Aynen. Yine de sizden duyalım. Ne yapacağız? Biz bugün hasır şapkadan ahtapot yapacağız. Hı hı. Arkadaşlarımız isterlerse bunları başlarına takıp oyunları oynayabilirler. İsterlerse duvarlarını asabilirler. İsterlerse kapılarını asabilirler. Onların isteklerine ve arzularına kalmış. Biz burada ahtapot çalışacağız ama istedikleri hayvan figürlerinde çalışabilirler. Başka figürler de olabilir. Aynen. Biz burada yine ahtapot mu çalışacağız? Biz burada yine ahtapot çalışacağız. Ama arkadaşlarım isterlerse tavşan yapabilirler, kedi yapabilirler. Yani şapkanın kenarlarına, kulaklarını yaptıkları zaman göz ve ağız şeklini verdikten sonra istedikleri hayvan figüründe çalışabilirler. Oluşturabilirler. Aynen. Ahtapot çok sevimli olmuş ve gerçekten çok tatlı olmuş, çok yakışmış. Tabii siz boyadınız. Evet, ben boyadım. Aldığınızda şapkanın rengi böyle değildi. Yok, hayır, değildi. Ama isterlerse boyalı da bulabiliyorlar. Biraz araştırmaları gerekiyor arkadaşlarımızın. Ama boyaması da zevkli, öğretmenim. Aynen. Boyasınlar bence. Aynen. Biz çok seviyoruz. Burada da sık sık boyamalar yapıyoruz biliyorsunuz. Boyaması da çok keyifli. Siz peki kartonları da boyadınız. Evet, ben kartonları da boyadım. Hiç boyanmış gibi değil. Ne kadar düzgün görünüyor. Ben tonu tutsun diye kartonları boyadım. Ama biz burada normal kartonlarla yapacağız. Boyamayacağız. Rengi öyle zaten o kartonun. Ha, peki boyadığımız renge uygun karton rengini bulursak boyamadan da çalışabiliriz. Evet. Ama boyamaktan korkmuyoruz değil mi arkadaşlar? Boyayabiliyoruz. Boyamayı seviyoruz. Aynen. Uğraşırken de hani gerçekten hem zaman eğlenceli geçiriyoruz oluyor. Hem de eğlenceli oluyor. Peki. Çok şirin bir ahtapot olmuş. Değil mi Kıpır? Şapkadan ahtapot çalışacak öğretmenimiz. Şu gövdesi şapka arkadaşlar. Boyamış öğretmenimiz şapkayı. Ve ahtapot için gerekli olan ayaklar var ya, hani bol bol olan ayaklar. Onları kesmiş, yerleştirmiş, süslemiş, gözleri falan derken ahtapot çok güzel görünmüş, çok şirin olmuş. Biz bunu öğreneceğiz. Şimdi gördüğümüz kadarını, anladığımız kadarını, bir parça öğretmenimizin anlattığı kadarını anladık. Ama anlayamadığımız kısımlar var, ayrıntılar var. Bunları öğretmenimiz anlatacak. Yine anlatmakla kalmayacak, uygulayarak yapacak. Biz de iyice öğreneceğiz. Peki, yardımcılarınız Furkan ve Ece. Ece. Ece, heyecanlı mısın? Oo. Evet. İki tane yardımcı var. Ne güzel, onlar hızlı hızlı yapacak yani şimdi. Evet, bak bir de heyecanlıymış Ece. Çok mu heyecanlısın? Evet. Peki, Ece'me dedim ki ben az önce, yayından önce Kıpır, çünkü bugünkü masalımız biraz onunla alakalı, meraklı mısın diye sordum aynı zamanda. Meraklıyım dedi. Meraklısın gerçekten. Evet. Ahtapotları mesela merak ediyor musun? Evet. Suyun içinde nasıl yüzüyorlar? Evet. Suyu ayakları var. Ne yapıyorlar merak ediyorsun. Araştırıyor musun peki merak ettiğin evet. şeyleri? Evet. Hmm.
çok merak ettiğin şeyler var mı? Yerin altında ya da uzayda, gökyüzünde özellikle göremediğimiz, ulaşamadığımız gibi görünen şeyleri de merak ediyor musun? Evet. Peki. Evde meraklı mısın? Evet. Annen mutfakta yemek yaparken o yemeği nasıl yapıyor diye merak ediyor musun? Evet. Ne yapıyorsun merak edince? Soruyorum. Ne soruyorsun? Anne bu nasıl yapılıyor diye. Peki. Çok merak ettiğin bir yemek var mı? Yok mu? Peki, bir şey mi soracaktın Kıpır? Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen soruyorsun, sonra annene yardım ederken neler yapıyorsun mesela? İstediği şeyleri veriyorum. Ne istiyor? Biber. Oo, biber. Başka? Salata yaparken demek ki. Ya da acaba biberi neye doğuruyor anne? Salataya. Salataya. Diğer malzemeleri de mi senden istiyor? Evet. Sen alın alın annene veriyorsun. Evet. Olay hızlanıyor mu? Evet. Gerçekten de çok harika. Yardımsever yani. Onu söylüyordum ben de. Şimdi peki biz de burada faaliyet yaparken acaba öğretmenimize sen nasıl yardım etmeyi düşünüyorsun? Kesme işinde, yapıştırma işinde. Oo, hepsine yardım edeceksin yani. Evet. Peki sen kitap okumayı da seviyor musun canım arkadaşım? Çok seviyorum. Ve en son okuduğun kitabın ismini biliyor musun? O zaman isimlerine de bak, tamam mı okuyunca? Tamam. Belki biraz sonra hatırlar Kıpır. Hatırlayınca bize söyler, biz de öğreniriz. Olur mu Ecem'cim? Tamam tatlım. Bir de arkadaşına ver bakalım mikrofonu. Evet, sen de meraklıymışsın. Sana da sordum çünkü yayından önce. Evet, meraklıyım dedin. Çok merak ettiğin şey var mı? Evet. Ahtapotları merak ediyor musun? Evet. İlginçler değil mi? Ne ilginç ahtapotun? Ayakları mı çok mesela? Şimdi onlar ayakları mı yoksa kolları mı? Yoksa hem kolları hem ayakları mı Kıpır? İkisi de varsa olabilir, ikisi de olabilir değil mi? Olabilir mi Furkan? Ecem evet diyor. Sence Furkan? Evet. Peki, sonra yine bol bol sohbet edelim, tamam mı? Ekran başındaki arkadaşlarımızı da bekletmeyelim. Arkadaşlar, telefon numaralarımızı hatırlatacağımızı söylemiştik. Sadece izleyici olmayacaksınız, canlı yayına katılacaksınız. Hep böyle oluyor çocuk atölyesi programında biliyorsunuz. Bugün de böyle olacak inşallah. Kıpır birazcık sonra telefon numaralarımızı hatırlatacak Facebook adresimizle birlikte. Kalem kağıdı bence yanınıza alın, elinizde olsun, yanınızda olsun, telefonun yakınında olsun, bir söylerken ya da ekranın yakınında olsun. Hemen yazın, not alın. Anında düşüremeyebilirsiniz telefonu. Sonra da yazılı olursa bakarsınız, tekrar ararsınız. Ya da Facebook adresimizde aynı şekilde yayından sonra belki aklınızda kalmaz, unutursunuz. Ama yazılı olursa bakarsınız, yaptığınız çalışmanın fotoğrafını çekip bize o adrese yollarsınız. Olur mu? Bekliyoruz. Bakalım yine kimlerle konuşacağız? Biz merakla ve heyecanla bekliyoruz. Çalışmamızı başlatmadan önce Kıpır hemen hatırlatsın bakalım bu bilgileri bize. Evet, şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben her gün olduğu gibi telefon numaralarını tek başıma çağırmıyorum. Yani siz ekran başında bana yardımcı oluyorsunuz. Hep beraber telefon numaralarını çağırıyorum. Ama şimdi ben 1-2-3 dediğimde yine siz numaralar diye bağıracaksınız, tamam mı? Numaralar, numaralar diyeceksiniz. Sonra hop bir bakacaksınız ki ekranın böyle alt köşesine, ortasına böyle numaralar gelmiş. Öyleyse fazla vakit kaybetmeyelim. Hadi bakalım, hazırsak çağırıyoruz. 1, siz de sayın. 2, ama hala sayın. Ve 3, numaralar. Hı, numaracıkla. Bakın arkadaşlar, siz de çağırınca numaralar hiç dayanamıyor ve hemencik geliyor, gördünüz mü? İşte telefon numaralarımız 0312 295 83 33. 0312 295 83 33. Arkadaşlar, bir de bizim Facebook sayfamız var. Oradan da bizi takip ederek yapılan bütün etkinlikleri oradan izleyebilirsiniz. facebook.com/çocukatölyesi.tv. İşte burada yazıldığı gibi facebook.com/
Çocuk Atölyesi TV. Bu sayfamızı da beğendiğiniz takdirde bizim yapılan etkinliklerden haberdar olacaksınız. Ve bütün etkinliklerin resimlerini yakın yakın göreceksiniz. Ayrıca arkadaşlar, siz de bize mesaj göndermek isterseniz işte Facebook sayfamızdan gönderebilirsiniz. Hadi bakalım, hepinizi heyecanla, mutlulukla kıpır kıpır bekliyoruz, bekliyoruz. Arayın bakalım. Kıpır'ın yine enerjisi yerinde arkadaşlar. Kahvaltısını güzel yapmış, öyle anlaşılıyor. Evet. Akşam erken yatmış, sabah erken kalkmış. Enerjisi o yüzden yerinde. Yine programda cap canlı hep bizimle olacak ve ne yapacak? O da yapılan çalışmalarla alakalı bazen bilgileri bile aktaracak. Özellikle size soruyu Kıpır soracak. Burada yapılan çalışmayla ilgili hani soracağımız soru var ya canlı yayına katılacağınız zaman. Onu işte Kıpır soracak ve ipucu da verecek gerektiğinde. Çünkü çok iyi öğrenecek Kıpır. Çok iyi izleyecek değil mi Kıpır? Evet. Arif ablacığım, ben zaten böyle gözlerimi açıyorum. Öğretmenlerimiz nasıl yapıyor? Çok dikkatli izliyorum. Hadi bakalım, gözlerini aç o zaman. Çünkü öğretmenimiz hemen çalışmayı başlatacak. Bir ahtapot çalışıyoruz. Şapka olarak gövdesini kullanıyoruz. Sonra da kolları, ayakları, bir sürü parçalar var. Onları keseceğiz, yapıştıracağız. Bilgileri öğretmenimizden alacağız. Nasıl başlıyoruz öğretmenim ahtapot çalışmasına? Gövdemiz hazır. Hazır, evet. Şapkadan olacak. Biz 8 tane kol yapacağız. Hı hı. Şu şekilde kolları göstereyim. 4 tane bundan. Hı hı. 2 tane yanlarda olduğu gibi. Hı hı. 4 tane de şu şekilde kola ihtiyacımız var. Onlar da şu öndekiler gibi olacak. Hı hı. Bunları biz keseceğiz. Daha sonra hasır şapkanın üzerine yani altına yapıştıracağız görünmeyen kısmını. Daha sonra üzerlerine puantiyelerini yapacağız. Arkadaşlarımız şimdi kesmeye başladılar. Sonra gözünü yapacağız, ağzını, yanaklarını. Burada boncuklarımız var. Ahtapotumuzun gövde kısımlarını onlarla süsleyeceğiz. Yine deniz yıldızlarımız var. Onları artırabiliriz ya da azaltabiliriz. İsteğe göre değişebilir. Eğer arkadaşlarımız bunları oyun şeklinde oynayacaklarsa gözlerini bu şekilde, yani başlarına takacaklarsa gözlerini bu şekilde yapsınlar. Ben duvara asmak istiyorum ya da masamda duracak derlerse şapkanın tam üst kısmını, eğer duvara asacaklarsa veya kapıya asacaklarsa şapkanın üst kısmına yaparlarsa daha güzel görünüyor. Çünkü ben bu şekilde kapıya denedim, çok fazla anlaşılmadı. Çünkü gözler burada olduğu için ona dikkat etsinler. Peki, onu o zaman şöyle arkadaşlarımızla bakarak daha iyi anlayalım. Şimdi öğretmenimizin dediğini anladınız aslında ama ben de kendim de daha iyi anlayayım diye böyle yapıyorum. Bakın, eğer hani böyle kullanacaksak, evet gözleri böyle yapıştığında görünüyor. Ama eğer duvara yapıştıracaksak, yani şöyle olacaksa, o zaman gözleri burada kalıyor. Evet, ahtapot olduğu çok anlaşılamayabiliyor ya da bu kadar şirin durmuyor. O nedenle öğretmenimiz diyor ki böyle duvara yapıştıracaksak gözlerini buraya yapıştıralım. Aynen. Daha hani ahtapot olduğu net bir şekilde anlaşılsın diye. Şöyle bir şey anladım size anlatırken. Tabii şimdi ki kolları ve ayakları dedik ya 8 tane. Aynen. Diye. 2 tane farklı kalıbınız var orada. Tekrar evet. Görebilir miyiz o kalıpları? Şu şekilde gösterebilirim. Biri böyle arkadaşlar kalıplardan, biri de böyle. Yine doğru mu anladım diye hemen tekrar ediyorum. 4 tane şu kalıptan, evet. 4 tane de şu kalıptan keseceğiz. Aynen. Kartonu. Evet. O 4 tane şu 2 tane daha düz olan ayakları, evet. Bir sağ ve 2 sağ ve 2 sola yapışacak. Kıvrımlı olan ayakları da ikisi öne, arkaya. İkisi de arkaya yapışacak. Aynen. Peki, bunları anlamışız şimdiye kadar. Bundan sonrasında zaten siz uygulayarak anlatacaksınız. Evet. Süslemeler var dediniz. Arkadaşlarımız onları kesiyor anladığım kadarıyla. Aynen. Bir sürü puantiyeler kullanacağız ahtapotun, evet. Ayaklarında, kollarında. Peki. Sonra çok gözlerini güzel. Yapacağız. Gözler için farklı bir şey kullandık biz. Pompon kullandık. Öyle mi? Pomponla? Evet. Ne pomponla kadar farklı yapacağız. Görüyorsun. Çünkü peki. Oynar gözlerimiz çok küçük kaldı. dedim ne yapabiliriz? Evde pomponlar vardı. Onları kullandım. Burada da bu gözleri nasıl yaptığımızı anlatacağız. Tamam. Ağzı için de tüylü tel kullandı. Çok güzel. İsterlerse kalın bir iple de yapabilirler. Biz yine aslında elimizdeki malzemeleri kullanmışız. Aynen. Bizim elimizde pomponlarımız vardı arkadaşlar. Öğretmenimiz onları değerlendirmiş. Tüylü tel de her daim bulunuyor. Çok şeye kullanıyoruz çünkü. Yine onu değerlendirmiş öğretmenimiz. Harikasınız. Deniz yıldızlarımız var. Ahtapotun üzerine konmuşlar. Evet. Ve yine anladığım kadarıyla burada yapacağınız çalışmada çok daha fazla süsleme kullanacaksınız. Evet. Yani bu örnek olarak mavi çalıştığınız örnek ahtapottan buradaki ahtapot süslü püslü, evet, bir ahtapot. Aynen. Çok süslü olacak. Böyle sanki böyle düğüne gidiyormuş gibi süslenecek. Sanırım o çok süslü olan
Ecem'in olacak. Bakacağım. Öyle mi Ecem? Süslü olanı mı istersin sen? Çok tatlısın. Yani ona ne şüpheder gibi konuşmadan bir cevap aldık. Peki nasıl başlıyoruz? Önce ahtapotumuzun kollarıyla başlayacağız. Peki. Ben bir kısmını hazır getirdim ama burada da keseceğiz devamını. Hı hı. Kesildiği zaman kesilmiş hallerini de göstereyim. Şu şekli alacaklar. Hı hı. Bunları şuradaki dikdörtgen kısımlarına yapıştırıcı sürüp yapıştıracağız. Hı hı. Ve bunlar bizim ön ayaklarımız ya da ön kollarımız olacak. Hı hı. Bunlar da yanlara koyacağımız şekillerimiz, yani şu şekilde. Yine hep uç kenarlarını yapıştırıcı sürüp şapkanın alt kısmında, görünmeyen kısmına yapıştıracağız. Hı hı. Yalnız yapıştırırken dikkat etmeleri bir nokta var. Eğer çok içeriden yapıştırırlarsa başlarına taktıkları anda mukavva ya da karton kullandıklarında başlarına zarar verebilirler. O yüzden şapkanın tam kenarına, hı hı, başlarını acıtmayacak şekilde yapıştırırlarsa çok iyi olur. Hı. Yani peki, kenardan tutacak, böyle içe doğru girmeyecek. Öyle aynen mi söylüyorsunuz Arif'im? Evet. O zaman o şapkayı şimdi arkadaşımızın kafasına takabiliriz. Tabii ki takabiliriz. Ha, bakalım içine öğretmenim. Ben şimdi size öyle anlatınca merak ettim. Şu şekilde. Şöyle. Çok uçları gelirse başı acıtabilir, evet, dediniz. Biraz böyle kesebilir miyiz gelen tabii uçlarını? Tabii ki. Yapıştırdıktan sonra başlarına geçirsinler. Hı-hı. Başlarını acıttığı kısımları, hı-hı, kesebilirler. Peki Furkan, deneyelim mi senin başında? Yani. Eğer şuraları başını acıtırsa bunları keselim, olur mu? Şöyle bir dokunduracağız zaten, merak etme. Öğretmenim sevindim. Bu da karton değil mi? Evet, bu da karton. İsterlerse ev adamla çalışabilir arkadaşlarımız. Evde nasıl, yani hangi malzeme varsa o malzemeyi kullanabilirler. Acıyor mu Furka? Acıtmadı. Peki sen de deneyelim. Gel bakalım. Bir de Ecem'le deneyelim. İşte. Ecem'in tokaları olduğu için biraz zor giriyor. Ahtapot oldu. Ahtapot oldu değil mi şimdi? Ecem sen şimdi ahtapot mu oldun? Evet. Ay, çok şirin bir ahtapot oldun. Peki ahtapotun kaç ayağı vardı biliyorsun değil mi? Evet. Kaç tane? 8. Bir göster bakayım 8'i. Parmaklarına. Wow, apışıyorum seni. Kıpır. Efendim? Senin başına da takacağım. Ay ben de mi ahtapot olacağım? Kımıldama. Durayım şöyle. Evet tırırım. Ahtapot ben. Arkadaşlar ben bir ahtapot oldum. 8 tane kolum var. Ben bir ahtapot oldum. Şapka oldu. Ay i̇şte ne oldu? İşte dikkat ediyordum ama yine de şeker kaçtı. Ağacımız düştü. Devrildi. Şöyle evet, tekrar düzeltelim. Ahtapotun ayakları sanırım birazcık yaramazlık yapıyor. Evet, uzun geldi ayakları. Hemen böyle yerleştirelim. Öğretmenimiz ve arkadaşlarımız ahtapotun kollarını, ayaklarını çalışırken, onları kesip hazırlarken biz de Ayşenur'la konuşalım. Ayşenur Ceren yeni Ankara'dan katılmış. Ayşenur hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyiyim. Ayşenur. Hoş bulduk. Ayşenur, televizyon sesini kısar mısın? Tamam, kısayım. Teşekkür ederim. Konuşmalarımız karışmamış olur eğer sesini kısarsak. Birbirimizi daha iyi anlarız inşallah. Tamam mı? Teşekkürler tatlım. Ayşenur. Evet. Sen meraklı mısın? Evet. Ahtapotları merak ediyor musun? Aslında ahtapotları tanıdığım için çok merak etmiyorum. Nasıl yani? Ya tanıyorum ama biraz farklı yönlerini merak ederim. Mesela yani neyini tanıyorsun ahtapotu? Şimdi çok şeyini tanıyorum. Mesela daha önce şeylerine gittiğimiz için. Gördüğün akvaryuma için. Akvaryuma gidip gördün mü? Orada gördün, gezdin. Bilgiler de aldın mı orada? Var mıydı bilgi verecek birileri? Aslında ailemden aldım. Ha, güzel. Diyorsun ki evet meraklıyım. Evet ahtapotları merak ederim. Ama merakımı da giderdim bir parça. Çünkü gittim, gezdim, gördüm. O bilgileri de öğrendim diyorsun. Doğru mu anladım? Evet. Peki. İleride ne olmak istersin? Polis. Peki. İyi, çok iyi. Şimdi sen Ayşenur polis olunca herkesi koruyacak mısın? Evet. Peki sen trafik polisi mi olmayı istiyorsun yoksa böyle koruyan polislerden mi?
koruyan polislerden. Vav, o zaman beni de böyle yanında gezdir. Ben de senin sayende korunayım, olur mu? Olur. Yaşasın. Pekala. Ayşenur, biraz sonra Kıpır sana bir soru soracak burada yapılan çalışmayla alakalı. Ama öncesinde ben bir iki tane bir şey sorayım. Seni tanımak maksatlı soracağım bunları. Mesela senin en sevdiğin oyun hangisi? Hangi oyun oynamayı çok seviyorsun? Saklambaç. Peki, en sevdiğin yemek hangisi? Ispanak. Harikasın. Peki, en sevdiğin renk hangisi? Mor. Mor. Peki, en sevdiğin çiçek hangisi? Orkide. Orkide mi? Hep değişik şeyleri seviyorsun Ayşenur. Peki, ben de bir şey merak ediyorum. Sorayım mı? Sor. En sevdiğin kirpi hangi kirpi? Seni gidi seni. Hemen de gülüyorsun değil mi? Peki Ayşenur, o zaman senin sorunu sorsun Kıpır, tamam mı? Doğru cevabı alırsak da kitabını yollayalım. Hadi bakalım Kıpır'cığım. Ayşenur'cığım, benim de en sevdiğim Ayşenur Ceren sensin. Tamam mı? Teşekkürler. Canım benim. Şimdi sana soru soruyorum. Bakalım bilebilecek misin? Ama sorumun sonuna kadar bekle, tamam mı? Belki şaşırtmacalı bir şey sorabilirim. Hazır mısın? Hazırım. Hazırsın, soruyorum. Denizde de gezer, karaya da arada çıkar. 8 tane kolu vardır, güler. Böyle hepsini farklı farklı yönlere doğru uzatabilir. Nedir o? Ahtapot. Ahtapot, alkışlıyoruz. Çok zordu Kıpır. Karaya bazen böyle, bizim yönetmenimiz var. Onun bir tane ahtapotu varmış Arife abla. Onun ahtapotu karaya da çıkıp böyle elinden tutup gezdiriyormuş. Karaya çıkarıyor ahtapotu. Elinden tutuyor. Çizgi film mi izledin Kıpır? Yönetmenimiz söyledi bana. Öyle mi? Hani böyle taşın üstüne çıkıyor ya ahtapot böyle. Ayşenur, bu soruya rağmen doğru cevabı bildiğin için tebrik ediyoruz seni. Kitap yollayacağız. İyi günler de oku. Hatıra olarak sakla, tamam mı tatlım? Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi. Allah'a emanet. Görüşürüz inşallah. Hoşça kal. Tanışmak güzeldi. Şimdi ahtapotu çalışmaya devam ediyor Kıpırcığım, öğretmenimiz ve arkadaşlarımız. Kolları ayakları kesildi. Onlar tamamlandı anladığım kadarıyla. Şimdi şapkaya sabitleyeceğiz mi onları? Aynen. Şu şekilde sabitleyeceğiz. İki ayak, kıvrımlı olan ayaklar ahtapotun ön tarafa ve arka tarafa ikişer tane yapışacak. Ve ikişer tane de düz ayaklar sağa ve sola yine aynı şekilde yapışacak. Yapıştıracağız değil mi öğretmenim? Evet, bunları bu şekilde yapıştıracağız. İyi, arkadaşlarımız eğer isterlerse şu şekilde tüm ayakları yerleştirdikten sonra şapkayı şu şekilde kaldırıp sadece bu kenarları yapıştırıcı sürüp tekrar şapkayı kapattıkları zaman ahtapotun kolları yapışmış olacak. Ne kadar pratik. Ne kadar hemen hepsi yapışacak şekilde ayarlandı güzelce. Hızlı bir şekilde ilerleyecek. Süslemeleri kalacak ondan sonra, çok hızlı ilerliyoruz. Evet, örneğin. Peki. Aynen. Peki. O zaman Furkan, mikrofonu alır mısın? Beynine bir şey sorayım sana daha. En sevdiğin yemeği soralım mı sana? Hangisi? Hangi yemeği Furkan çok seviyor? Merakla bekliyoruz. Ismanak. Ismanak. Duydun mu Kıpır? Ismanak seviyor ben o da. Ben de ıspanağı çok seviyorum. Bir de şeyi seviyorum ben. Neydi çok onun adı? Çok senin sevdiklerin de hangisini söyleyeceksin acaba? Neydi hani böyle şey oluyor, böyle içine yoğurtla yapılıyor böyle uzun uzun. Aslında salatalığa da benziyor da salatalık gibi değil. Yoğurt mu? Yani yemeğinin içine böyle. Pırasa mı diyeceğim ama pırasaya yoğurt konmaz. Salatalığa benziyor, patlıcana da benziyor ama bunun birazcık açık renklisi. Kabak mı? Evet, doğru doğru. Ay, bir an hatırlayamadım kabağı. Hayır, bilmece gibi sordun Kıpır. Kabak yemeğini çok seviyormuş ama, Kıpır yoğurtlu. Ama öyle değil mi? Birazcık salatalığa benziyor, birazcık da patlıcana benziyor. Doğru, doğru. Değişik. Doğru, o konuda haklısın, doğru. Güzel de bir yemek, çok da faydalı bir yemek. Kabak da tabii ki de. Şimdi Furkan, bir de Ecem'e soralım mı? Ecem, al bakalım mikrofonu. Hangi yemeği çok seviyorsun sen?
Ispanak. Sen de mi ıspanağı çok seviyorsun? Oo, ıspanak canavarları var burada. Hem de yoğurtludur herhalde. Yoğurtsuz mu seviyorsun? Evet. Peki öyle de güzel, öyle de güzel değil mi? Evet. Peki sen hangi rengi çok seviyordun? Ispanak rengi. Kırmızı. Kırmızı. Şapkanın rengi bak. Ispanak kıpır. Rengi ne renk peki? Yeşil. Ay biliyor bak, gördün mü? Aferin sana. Bir de Furkan'a soralım. En sevdiği renk hangisiymiş Furkan? Mavi. Mavi. Ne kadar şanslısınız. Orada mavi, orada kırmızı. Sevdikleri renkler. Harikasınız. Peki. Nazlı varmış telefonumuzda. Nazlı Güzlek İstanbul. Nazlı hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. İyi geliyor sesin. Kaç yaşındasın? 8. 8 yaşında. Kaça gidiyorsun? 2. sınıfa. Peki. Dersler iyi mi? Hı hı. Çok mu iyi, az mı iyi, orta mı? Çok iyi. Çok iyi. Hmm, peki. İleride ne olmak istersin? İç mimar. İç mimar. Bu şekilde iyi olacak hep derslerin. Sonra bir bakacağız ki iç mimar olacak Nazlı. Ne yapacak iç mimar olunca? Ne yapacaksın Nazlıcığım? Efendim? İç mimar olunca ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Evlerin içini yapacağım. Nasıl mesela? Farklı bir şey var mı aklında? Şimdilik yok. Peki, düşüneceğim diyorsun. Tatlıcığım, şimdi sen başından beri dikkatli izledin mi programımızı? Evet. Bir soru gelecek kıpırdan. Bunun için hazır mısın? Evet. En sevdiğin hayvanı soracağım ama öncesinde. Nedir? Kirpi. Kirpi. Peki. En sevdiğin yemek hangisi? Canım benim. Menemen. Menemen. Peki. En sevdiğin renk hangisi? Mavi. Sen de mavi. Hmm, çok güzel bir renk. Hemen kıpıra atıyorum pası. Evet. Yakaladı bak, tuttu pası. O zaman ben sana de sorunu soracağım. Çok kolay bir soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ben burada olan bir şeyi sormayacağım ama, tamam mı? Başka bir şey tamam. Soracağım sana. Bakalım bilecek misin? Kirlenir ellerimiz. Sonra gider suyun altına tutarız ama bir şey kullanırız. Köpür köpür köpürür. Sabun. Sabun. Sen yıkıyor musun sabunla hiç ellerini? Hiç ellerini, evet. Yıkıyor musun? Çok kıpır. Güzel. Şimdi ellerimizi sabunla yıkamazsak mikrop kapıyormuşuz Arif abla. Tabii, hayır, hani sorarken hiç yıkıyor musun dedin ya, mutlaka evet. Günde kaç kere yıkıyordur Nazlı? Evet. Çok kere yıkıyordur. Nazlı yıkıyorsun değil mi? Özellikle yemeklerden önce ve sonra çok daha dikkat etmeliyiz el yıkamaya, değil mi Nazlıcığım? Evet. Evet, hepsini biliyor. Nazlı teşekkürler ve tebrikler. Kitap kazandığını sana yollayacağız. İyi günlerde oku, bizi hatırla, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Aynı biz şekilde Nazlıcığım. Biz de seni çok seviyoruz. Öptük yanaklarından. Öpücükler gönderiyorum sana Nazlı. Hoşça kal, İstanbul'a da selamlar. Şimdi biz bugün Çocuk Atölyesi programında ahtapot yapıyoruz ama şapkadan çalışıyoruz ahtapotu. İlerledik iyice. Öğretmenimiz önceden o şapkayı boyamış. Şimdi aslında ben bir şey söyleyebilir miyim? Hı. Şapkayı mesela yapıştırırken böyle böyle düzünü böyle yapıştırırsak ön ayaklarına doğru kafada böyle daha rahat durur acaba? Hani ön tarafı var ya orada, iki tarafı böyle. Şunu şöyle kastediyor kıpır. Ha, bu şekilde. Diyorsun. Artık yapıştı. Kıpır aslında kıpır. Söyleyecektim. Evet, geç yapıştı. Kaldım. Yani görünce şimdi gördüm. Şöyle bir baktım. Aa, yan olmuş dedim. Belki o böyle diz alırsa zaman. Şimdi neden öyle yaptığını ben sana söyleyeyim öğretmenin. Çünkü yan yapıştığında gözlerini yapıştırmak için daha geniş bir kısım kalıyor. Daha belirgin oluyor gözleri. Bak, diğerinde de olduğu gibi. Ama senin dediğin gibi dik yapıştırdığında dar kısmı kalıyor gözlerini yapıştırmak için. Şu kısmı dar çünkü. Şu kısmı geniş. Öğretmenimiz o yüzden öyle ayarlamış. Anladım. Kıpırcığım? Tamam o zaman. Bak, diğeri de babacığım. Öyle. Diğerini de o şekilde yapıştırmış. Evet. Ama şunu uygulayabiliriz bu şapkada. Öğretmenim duvar süsü olarak kullanacağımızı farz edip gözlerini, evet, şapkanın üst kısmına yapıştırabiliriz. Tabii o ki. Zaman görüntüsü daha farklı olur. Aynen. İki farklı görüntümüz olur. Olur mu? Evet. Onu da görelim. Öğretmenimiz anlatmıştı zaten. Uygulamasını da burada yapalım inşallah. Evet, ahtapot çalışıyoruz. Şapka kullanıyoruz ahtapotu çalışmak için. Şapkayı boyadı öğretmenimiz. Ardından ahtapotun kollarını kestiler. 8 tane arkadaşlarımızla
birlikte onları yapıştırdılar. Şimdi süslemelerine geçecekler. O konuda da azıcık bilgi alalım. Sonra çok tatlı bir masalımız var. Masalımıza gideceğiz. Ne yapacağız? Süslemeye başlıyoruz herhalde. Evet. Bizim ahtapotun kolları için daireler kestik. Arkadaşlarımız şimdi eşit paylaştırdık. 4 kolunu Furkan yapacak, 4 kolunu diğer arkadaşımız yapacak. Öyle mi? Yapacak. Peki. Onlar kollarını süslerlerken ben de kollara gözlerimi... bol bol puanti yapıştıracağız. Aynen. Biz. İsterlerse puanti yapıştırabilirler, isterlerse orada boncuklar var, onları yapıştırabilirler. Hı. Ben onlara bıraktım. Peki. Şimdi ben gözlerini yapacağım. Hı-hı. Onun için iki tane beyaz pompona ihtiyacım var. Hı-hı. Bir tane de siyah pompona ihtiyacım Hı-hı. var. Renkli gözlü isterlerse siyah yerine başka bir renkte kullanabilirler. Peki arzularına kalmış arkadaşlarımızın. Evet. Şimdi ben siyah pomponumu ortadan ikiye keseceğim. İkiye böleceğiz onu. Evet. Yani tek siyah pompon iki göz içinde yeterli olacak o zaman. Yarım Aynı. Yarım kullanacağız. Şu şekilde. Alt kısmına yapıştırıcı sürdüğüm zaman şu şekilde yapıştırdığımda gözleri hazır olacak. Hı. Daha sonra şölinden ağzını yapacağız. Tüylü telimizi ikiye katlayacağım. Şu şekilde. Şuradaki kısmını keseceğim. Bunu üst üste yapıştırdığım zaman şu kenar kısımlarını yukarıdakini yukarıya doğru bükeceğim. Aşağıdakini aşağıya doğru bükeceğim. Yine bu taraftakinin de yukarıdakini yukarıya, aşağıdakini aşağıya doğru büzdüğüm zaman ağız kısmı da hazır olacak. Çok güzel bir ağız, güler yüzlü. Evet, aynen. Çok da pratik hazırlanması. Gözleri öğrendik. Ahtapotun ağzının nasıl yapılacağını öğrendik. Puantiyeleri arkadaşlarımız kesti, yapıştırıyorlar. Onlar da tamamlanacak. Sonra çok sayıda boncuğumuz var. Belki şapkanın o hasır kısmına, buraları oraya bol bol süsleyebiliriz. Evet, aralara, ahtapotun kollarının aralarında sadece Eva'dan puantiyeler yerine o boncukları da arkadaşlarımız yapıştırabilirler. Ama şimdi sanki puantiyeleri hani kollarına yapıştıracaklar için diğer süsler şapkanın şu kenar kısmına çok yakışacak gibi görünüyor. Aynen. Yapıştırınca daha iyi anlayacağız. Peki onlar neler? Furkan ne hazırlıyorsun sen? Mikrofona söyler misin? Ne hazırlıyorsun Furkancığım? Onlar da süs herhalde ama nedir? Evet. Öğretmenimizden öğrenelim mi? Furkan. Hani merak dedik ya merak ettik öğreniyoruz değil mi? Şimdi soralım öğretmenimize. Öğretmenim nedir onlar? İki tane deniz yıldızımız var şu şekilde. Hı hı. Bu deniz yıldızlarına ben alternatif olarak arkadaşlarımıza deniz kabukları da çizdim. Deniz kabukları olacak. Peki. Bunları bu şekilde yapıştıracağız. Ortalarını her isterlerse taş da koyabilirler. O şekilde. Yani midye de koyabilirler. Deniz yıldızı şeklini kesip de koyabilirler. Veya eğer isterlerse ahtapotun kenarlarına yosun parçacıkları da koyabilirler. Evet. Grafon kağıdıyla da onu yapabilirler. Veya daha farklı olsun diye şölünlerle de böyle kıvıra kıvıra kenarlarını yapabilirler. Çalışmalar sanki yosunların arasından bize bakan bir ahtapot görünümde gösterebilirler. Çok gezmiş bu ahtapot. Evet, çok gezmiş, çok dolaşmış. Çok dolaşmış. Kimi yerde deniz yıldızı konmuş üzerine, kimi yerde yosunlar konmuş, kimi yerde o kabuklu deniz canlıları konmuş. Dolayısıyla bir sürü şey var üzerinde. Çünkü ahtapot çok iyi kalpliymiş. İyi kalpli olursan çok arkadaşın olur. Ve arkadaşların seni çok sever işte. Yanından ben de, ayrılmaz değil benim mi? Benim de çok arkadaşım var. Değil mi? Yanından da ayrılmıyorlar. Ahtapotun yanından ayrılmadıkları gibi. Peki güzel bir bakıştı o da. Şimdi sıra geldi masal arkadaşlar. Merak dedik, meraklı mıyız diye birazcık da sohbet ettik arkadaşlarımızla. Bu masalda da meraklı biri var. O biri bir civciv. Minnacık sarı bir civciv ama gerçekten çok meraklı. Merakından bakın nerelere gitmeye kalkıyor, sonra orada neler oluyor ve pişman olup tekrar nereye dönmek istiyor. İzleyelim mi beraber? Meraklı civciv. Cik cik cik, cik 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 cik. Yok artık tembellik. Hemen kalkmazsınız hemen. Bakın üzülecek kardeşiniz. Bu Çilli'nin kardeşlerini uyandırmak için söylediği sabah şarkısıydı. Çilli'nin tam 3 kardeşi vardı. Pamuk, Pembiş, bir de Bulut. Ve Çilli'nin en sevdiği şey sabahleyin kardeşlerini uyandırmaktı. O sabah da her sabah yaptığını yaptı. Gözlerini açar açmaz neşeli neşeli seslendi. Hey Pamuk, hadi kalk. Yok öyle tembel tembel yatmak. Pembiş ya sen, hala uyuyor musun? Güneş doğdu artık uyanmalısın. Bulut hadi sen de kalk.
Kalkmazsan en sona kalırsın bak. Sonra o meşhur şarkılarından birine başladı. Cik cik cik, cicik cik cik. Kalkmazsanız hemen cicik. Yoksa yemlerin hepsini yiyeceğim ben sessiz. Yem sözünü duyunca hepsinin uykusu kaçtı. Onlar gözlerini ovalarken Çilli devam etti. Birazdan Ayşe yemlerle gelir. Bizi etrafta göremezse sizi uykucular diye söylenir. Hadi karnı acıkan avluya gelsin. Sözlerini bitirdiğinde hepsi ayaktaydı. Tamam Çilli, hepimiz kalktık. Zaten bu kadar gürültüden sonra uyuyamazdık, dediler. Sonra da yemlerini yemek için hep birlikte avluya çıktılar. Çilli diğer kardeşlerine göre daha meraklıydı. Zaman zaman da bulunduğu ortamdan sıkılır, başka yerlerde yaşamak isterdi. Yemlerini yedikten sonra aklına bir şey geldi. Of! Benim bugün canım çok sıkıldı. Hep beraber bir yerlere gidelim mi? Kardeşleri, olur, pekniğe gidelim istersen ya da büyük annemizi ziyarete. Çilli itiraz etti. Başka bir yere gidelim, değişik bir şeyler görelim. Pamuk atıldı hemen. Aklıma bir şey geldi. Bugün şehre gidelim. Çilli daha önce hiç gitmemişti. Şehri ona da gösterelim. Çilli çok sevindi. Evet, zaten ben de şehri çok merak ediyorum. Hatta beğenirsen belki de oraya yerleşirim. Hem köyden de biraz sıkıldım. Sonra hazırlık yaptılar. Arkadaşları eşeğin sırtına binip yola koyuldular. Az gittiler, uz gittiler. Belki 2 saat, belki de 3 saat yürüdüler. Ve sonunda şehre ulaştılar. Çilli meraklı gözlerle incelemeye başladı. Her şey çok farklıydı şehirde. Özellikle insanların kalabalık halinde caddelerde yürümesi onu çok şaşırttı. Pıtır mıtır, pıtır mıtır, yol verinciciler geliyor. Caddeler çok geniş olsa da köydeki gibi rahat gezilmiyor. Pıtır mıtır, pıtır mıtır, açılınciciler geliyor. Sonra biraz daha ilerlediler. Çilli karşılarına çıkan dev havuzu görünce iyice şaşırdı. Bu da ne böyle? Korkma, o sadece fıskiye. Derken ileride bir araba gördü Çilli. Bu ne biçim bir şey böyle? Ne gürültülü şey öyle? Çilli kalabalıktan ve gürültüden çok ama çok rahatsız oldu. Evini özlediğini hissetti. Kardeşlerine döndü. Ben burayı hiç beğenmedim. Hem Ayşe'yi de çok özledim. Hadi köyümüze geri dönelim. Kardeşleri de dünden razıydı. Tamam, dediler. Birlikte köylerine döndüler. Biz tam 4 kardeşiz, Çilli, Pamuk, Pembiş ve Bulut. Köyde olmak güzel, çünkü şehir çok karışık. Benim adım Çilli, civcivlerin emini. Benim adım Çilli, civcivlerin emini. Kalabalığı sevmedim. Başım ağrıttı gürültü. Çilli, Ayşe'nin serptiği yemleri yerken bu şarkıyı söylüyordu. Köyde olduğu için çok mutluydu. Evet, Çilli gitti, gezdi, gördü, pişman oldu. Köyüne de geri döndü. Gördüğünüz gibi sakinliği de özlüyoruz. Evet, şehrin kalabalığı, şehrin gürültüsü de yoruyor çoğu zaman. Dolayısıyla hep söylüyoruz, herkes bulunduğu yerin kıymetini bilsin aslında. Çünkü herkes biraz tersini istiyor, tersini özlüyor gibi. Şehirdekiler köy ne güzel, köydekiler şehir ne güzel diyebiliyor. Ama her yerin farklı güzellikleri, farklı zorlukları var. Bunları da atlamamak gerekiyor. Osman Eren Albayrak Eskişehir'den katılmış. Osman Eren, resimler göstereceğim ama önce seninle konuşalım. Senin sesini bir duyalım, neler yapıyorsun bir öğrenelim, seni bir tanıyalım, olur mu? Hoş geldin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Çok iyi geliyor sesin. Kaç yaşındasın Osman? 10. 10 yaşında. Kaça gidiyorsun? 4'e. İyi mi dersler? İyi çalışıyor musun tüm derslerine? Evet. Aferin sana. İleride ne olmak istiyorsun? İtfaiye. İtfaiyeci. Herkese yardım edeceksin sen de, öyle mi? Evet. Harikasın. Harika. Osman. Peki, gerçekten özel bir meslek. Çok farklı, zor ama özel bir meslek.
güzel düşüncelerle bunu istiyorsunuz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Çünkü yardım var içinde. Aslında kendi hayatını tehlikeye atarak zaman zaman da, değil mi Kıpır? Evet. İnşallah Osman'cığım. İnşallah istediğin gibi, istediğin niyetlerle iyi bir itfaiyeci olursun. Osman, şimdi seninle daha çok konuşmak isteriz ama vakit çok daraldı. Az sonra veda edeceğiz, programımızı bitireceğiz. O nedenle Kıpır'ın sana hızlıca sorunu sorması gerekiyor. Eğer dikkatli izlediysen zaten çok kolay biliyorsun yapılan çalışma. Doğru cevabı da verirsen kitap yollayacağız sana. Bakalım ne soracak Kıpır, nasıl soracak daha da önemlisi. Şimdi dışarıda gezersin ama biraz terlersin. Korunmak için güneşten hadi onu tak dersin. Şapka. Şapka. Alkışlıyoruz. Evet, benim tebrikler. Bulmacam. Kesinlikle güzel oldu Kıpır. Osman, tebrik ediyoruz. Güzel bir kitap kazandın. Sana yollayacağız. Oku. Hem de hatıra olsun bizden. Tamam mı? Tamam. Eskişehir'e tamam. Selamlar seninle birlikte. Hoşça kal. Allah'a emanet. Bay bay. Evet, programımızın sonuna geldik. Öğretmenim, süslemeleri bitirince sizi buraya alacağız. Ama o arada isim listemiz var. Kıpır hızlı hızlı onları sayacak. Bugün bakalım programa kimler katılmak istemiş. Arkadaşlar, kendi isimlerinizi duyacaksınız şimdi. Aa, işte benim ismimi söyledi Kıpır diyeceksiniz. İsminiz, soy isminiz, nereden aradığınız her biri şimdi teker teker sayılacak. Sonra da veda zamanı diyeceğiz. Sizden bize gelenler var. Onları da paylaşmak istiyoruz ama bir sonraki programa kalacak elimde. Onları büyük bir titizlikle bekletiyorum. Teker teker o fotoğrafları da paylaşacağız ama dediğim gibi sonraki günlerde. Şimdi evet. Bizi arayanlar bakalım kimlermiş? Şimdi Hazal Demir aramış Trabzon'dan, Zeynep Alır İstanbul'dan, Sena Yeşilmen Bursa'dan, Nazlı Güzlek İstanbul'dan, Ahmet Sait Arıcıoğulları Erzurum'dan, Defne Kaya Ordu'dan, Osman Eren Albayrak Eskişehir'den, Nida Buket Karaköçek Ankara'dan, Ayşenur Ceren Yeni Ankara'dan, Mehmet Çeten İzmir'den, Sudenaz Yüzer Ankara'dan, Zeynep Su Yüzer Ankara'dan, Mihriban Tokbebek Gaziantep'ten, Sena Nur Varaklı Adana'dan, İlayda Uğurlu Ankara'dan, Sena Yeşilay Bursa'dan aramış. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Evet, hepinizi öpüyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz ve Allah'a ısmarladık deme zamanı yine. Öğretmenimiz, arkadaşlarımız yaptıkları çalışmalarla yanımıza gelecek. O çalışmalarla Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Bittiğinde nasıl olmuş siz de tekrar görmüş olacaksınız. Siz de yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bizlere gönderebilirsiniz. Facebook sayfamıza, mesaj bölümümüze gönderirseniz biz de görürüz, tüm izleyenlerle de paylaşırız. İşte böyle, ne kadar güzel oldu. Bak şöyle tutalım, şöyle tutalım. Duvar süsü olarak yapabiliriz dedi öğretmenimiz. O yüzden gözleri burada. Gel bakalım Furkan. Gel bakalım, şöyle yer açalım Furkan'a. Evet, yine geldik Çocuk Atölyesi programının sonuna. Şapkalarla ahtapot çalıştı öğretmenimiz. Furkan'la Ecem de yardımcı oldular. Teşekkürler hepinize. Kıpırcığım, Allah'a ısmarladık deme evet, zamanı görüşürüz. Yine. Ama nasip olursa bir sonraki programda biz yine burada Diyanet Televizyonu'nda Çocuk Atölyesi programında güzellikleri paylaşacağız. En güzel çalışmalarla burada olacağız. Ama şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.